Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını Cumhuriyet Halk Partisi'ne MİT mi dayattı? Bir dizi ziyaret için Edirne'ye gelen Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, AK Parti il binasında partililere seslendi. İyi günleriniz olsun. Müezzinoğlu burada CHP'yi eleştirerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı adayını CHP'ye MİT mi dayattı dedi. AK Parti Edirne İl Başkanlığı binasında partililere seslenen Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, çözüm sürecinde gelinen noktaya değinerek bu çözüm süreci 30 yıldır ülkeye ve millete her alanda ödettiği bedelleri, inşallah bundan sonra bu milletin geleceğe yönelik hayalleri ve umutlarının beslenme kaynağı haline gelir dedi. Mücadeleyi çok daha güçlü hale taşıma gayreti içinde olarak, ama çözümü de masada güçlü hale getirebilecek bir yol haritasını uyguluyoruz. Ve inanıyorum ki bu çözüm süreci 30 yıllık ülkeye ve millete her alanda ödettiği bedelleri inşallah bundan sonraki süreçte bu milletin geleceğe ait hayallerini ve umutlarını beslenme kaynağı haline dönüştürmeyi başaracağız. Uçuşa yasak bölgenin gerekli olduğunu dile getiren Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, bunun benimsendiğinde söz konusu bölgedeki süreçte hem Suriye hem de Irak için daha kalıcı ve istikrarlı bir barışı getireceğine vurgu yaptı. Zorluklarımız olacak, sıkıntılarımız olacak, provokasyonlar olacak. Çözüm sürecinin sağlıklı yürümesini istemeyenlerin, bu ülkenin kendi içinde çatışarak geri kalmasını arzu edenlerin, çatışsın ki ayrışsın, çatışsın ki zayıflasın diyenlerin zaman zaman denemeleri olacaktır. Hükümetimizin kararlılıkla söylediği uçuşa yasak bölge, güvenli bölge ve eğit donat anlayışı inşallah dünyanın bu anlamdaki güç odakları bu yol haritasını belirlediğinde veya benimsediğinde inanıyorum ki buradaki süreçte hem Türkiye için, hem Suriye için, hem Irak için, hem daha kalıcı, hem istikrarın sağlanmasında, hem de halkın huzura kavuşmasında, o bölge insanının huzura kavuşmasında önemli sonuçlara vesile olacaktır. Türkiye'de ana muhalefet partisinin daha iyi durumda olması halinde ülkenin çok daha hızlı gelişeceğini söyleyen Bakan Müezzinoğlu, ama bir bakıyorsunuz diyorlar ki MİT CHP'ye tuzak kuruyor. İşte MİT CHP'nin içini karıştırmak istiyor diyorlar. Ama CHP'li milletvekili diyor ki CHP'nin içi zaten yeterince karışık, bunun için MİT'e gerek yok diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı adayını CHP'ye MİT mi dayattı diye sordu. Bizim arzumuz şu, 77 milyonun huzuru. Biz asla ayrıştıran olmadık. Asla çatıştıran olmadık ve olmayacak. Kucaklayan, ortak aklı oluşturan ve birlikte başarıyı merkeze alan bir anlayışın mensuplarıyız. Zaman zaman özellikle ana muhalefet partisinin bu ülkenin istikrarını bozmak isteyenlere ve gelişmesinin önünde tuzak kuranlarla yan yana olduğunu görüyoruz. Zaman zaman tutarsızlıklarını görüyoruz. Zaman zaman toplumu kucaklayamama zafiyetlerini görüyoruz. Ve bunu da samimiyetle eleştiriyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi şayet halkı kucaklayan, halkın vizyonunu, ufkunu yakalayabilen bir noktada olsa ülkemiz de, iktidar da daha hızlı yürüyecek, daha hızlı koşacak, ülkemiz de daha hızlı gelişecek. Ama bir bakıyorsunuz ki işte MİT Cumhuriyet Halk Partisi'ne tuzak kuruyor diyor. MİT Cumhuriyet Halk Partisi'nin içini karıştırmak istiyor diyor. Ama Cumhuriyet Halk Partili milletvekili diyor ki ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi zaten yeterince karışık, bunun için MİT'e gerek yok diye kendi içinden milletvekili söylüyor. Bu noktada da bu derece aciz duruma düşüyorlar. Süper'den soruyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını Cumhuriyet Halk Partisi'ne MİT mi dayattı? Yani bu tuzağa MİT vesilesiyle mi düştünüz? Kendi öngörüsüzlüğünüz dolayısıyla o ekmel ettiği insan oldu dediniz. Bakan Müezzinoğlu, AK Parti'deki temaslarının ardından Başbakan Davutoğlu'nun programına katılmak üzere Kırklareli'ne hareket etti.